Çocuk sahibi olmak her çiftin en büyük hayalidir, değil mi? Bu hayali gerçekleştirmek bazen normal yollarla olamayabiliyor maalesef. Sağlık sorunları, kadın ya da erkekten kaynaklanan farklı problemler neticesinde çocuk sahibi olmak güçleşebiliyor. İşte bu durumlarda devreye tüp bebek uygulaması giriyor. Bu yöntemle ilgili neler yapılıyor? Tüp bebek tedavisinde hamilelik gerçekleştiğinde belirtiler nasıl ortaya çıkıyor? Başarı şansı nedir? Tüp bebekle ilgili tüm merak edilenleri kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Tülay Çağlar'a soracağız. Siz de sorularınızla bize katılabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Çağlar. bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi çocuk sahibi olmak isteyen çiftler bir bekleyişe giriyorlar. Bu bekleyiş ne kadar süre olmalı? Ne kadar süre sonra bizde bir problem var demeliyiz? Şimdi normal infertilite dediğimiz çocuk sahibi olamamanın klasik tanımı normal evli bir çiftin düzenli bir ilişki ve korunmasız bir ilişkiyle bir yıl bekledikten sonra eğer hala çocuk sahibi olamadılarsa biz bu hastalara infertil hasta diyoruz ve bir hekime başvurmalarını öneriyoruz. Fakat artık burada yaş çok önemli bir faktör. Çünkü eğer hasta özellikle bayan yaşı çok önemli bir faktör. Eğer bayanın yaşı 35 yaşın üstünde ise bu süreci bir yıl diyemiyoruz maalesef. 35 yaş altında 20-25 yaşlarda evlenen bir çift için tabii ki eğer bir problem yoksa, kadında ve erkekte bir problem yoksa bir yıl beklemelerini öneriyoruz. Ama eğer bu evlenme yaşı, kadının evlenme yaşı 35 ila 38 yaşlarında ise o zaman gene kontroller yapılıp hiçbir bir problem olmadığını değerlendirdikten sonra bu süreci 6 ay beklemelerini önerebiliriz. Ama eğer hastamız 38 yaşın üstündeyse artık çok gecikmeden çocuk sahibi olmalarını önermekteyiz. Peki kısırlığın tanımını yapar mısınız bize? Erkekte ve kadında bu belirtiler nasıl baş gösteriyor? Şimdi kısırlığın tanımı söylediğim gibi korunmasız, düzenli bir ilişkiye rağmen bir yıl sonunda gebelik elde edilmemesine kısırlık denir. Ama buradaki düzenli çok önemli. Yani çiftler evlenip 6 ay iş nedeniyle ya da başka nedenle ayrı kalmak, başka sağlık problemleriyle düzenli ilişkiye girememeleri bu bir yıllık sürecin içerisinde değil. Buradaki tanım çok basit. Düzenli ilişki. Düzenli Altını ilişki, vurgulamak evet istediğiniz bu. özellikle düzenli ilişki ve korunmasız ilişki. Yani kadın işte bir kistim oldu, 2 ay bu ilacı kullandım. O zaman o süreci o bir yılın içerisinden çıkarmak zorundayız. Düzenli ve korunmasız bir yılı beklemek zorundayız. Ama biraz önce de belirttiğim gibi buradaki bayan yaşı çok önemli faktör. Peki ne yatıyor olabilir altında eğer bu süreçte bebek sahibi olamıyorsa bir kadın ya da erkek? Şimdi bize kısırlık nedeniyle başvuran ya da infertilite nedeniyle başvuran hastalarımızın ya da çocuğu olmayan hastalarımızı değerlendirdiğimizde %30-35 neden kadından kaynaklanan nedenler, %30-35 erkeğe bağlı nedenler, %20 ile 30 arasında her ikisinde de olabilen problemler, %10 ila 20 arasında nedenini açıklayamadığımız, hiçbir neden bulamadığımız ama çocuk sahibi olamayan çiftler, yani nedeni açıklanamayan bir infertilite grubu mevcut. Peki tüp bebek yöntemi genelde sadece bir kadında ya da bir erkekte sorun varsa mı daha başarılı olabiliyor yoksa mesela her ikisinde de sorun olabiliyor diyorsunuz. O zaman mesela başarı şansı düşüyor mu tüp Şimdi burada başarıyı etkileyen en önemli faktör kadının yaşı ya da tüp bebeğe neden olan faktör. Şimdi bazen bazı hastalarımızı geldiklerinde çocuğumuz olmuyor değerlendirdiğimizde mesela kadına ait nedenler dersek bunlar rahim ağzını etkileyebilir, rahimle ilgili bir problem olabilir, tüplerle ilgili bir problem olabilir, yumurtalıkta kist olabilir, endometriyoz dediğimiz rahim içi tabakasının karın içerisinde olmasına bağlı yapışıklıklar olabilir. Mesela eğer bu tür problemler varsa, tüpler kapalı değilse, bunları eğer çözebiliyorsak, zaten bu hastalarımıza çoğu zaman tekrar bir tüp bebek denemesi yapmadan bile gebe kalmalarını sağlayabiliyoruz. Yani Önemli önce olan, altındaki bu sorun evet çözülüyor. sorunun ne olduğunu bulmamız lazım. Ama hani kesinlikle tüp bebek olması gerekiyor dediğimiz nedenler ne derseniz, hani birincisi bir kere zaten neden de bu. Kadının iki tüpünün birden kapalı olması veya erkeğin sperm sayısının çok düşük olması veya hiç olmaması. Eğer böyle bir durum varsa o zaman biz bu hastalara yaşları kaç olursa olsun hiç gecikmeden hemen bir tüp bebek tedavisine başlamasını önermekteyiz.
Veya kadının yumurtalık kapasitesi az olabilir. O zaman yumurtlamasını arttırıcı ilaçlarla, hemen tüp bebek olması gerekmiyor. Tüp bebek olmadan işte yumurtlama takibi yaparak ya da aşılama yöntemiyle biz bu hastaları da gebe kalmasını sağlıyoruz. Ama bunlara rağmen eğer başarısız olur isek, eğer hasta yaşı da ilerliyor ise, o zaman bu hastalara biz tüp bebek öneririz. Veya iki tarafta da bilinen veya tek tarafta bilinen bir genetik hastalık varsa veya çocukları var ama o çocukta bir problem, bir genle ilgili bir problem varsa, hani tüp bebeği biz sadece olmayan çiftlere, ileride nesillerin olması için de tüp bebek uygulaması yapmaktayız. Yani tüp bebek son çare diyebilir miyiz? Evet. Evet. Hani artık bir çözüm bulamıyorsak ve biz o çifti normal yollarla ya da biraz tüp bebek öncesi diğer tedavi yöntemleriyle eğer gebe bırakamıyorsak, o zaman biz bu çiftlere tabii ki tüp bebek önermekteyiz. Peki tüp bebek yapmak isteyen çiftler nelere dikkat etmeliler? Size hangi hazırlıkları yaparak gelmeliler? Genelde hastalarımız bize çok hazırlık yapmadan geliyor, çocuğumuz olmuyor diye geliyorlar. Ya da çok fazla merkezi dolaşarak ellerinde bir çanta dolusu tetkiklerle geliyorlar. Tabii biz bunları muhakkak getirmelerini öneriyoruz. Çünkü biz eğer hastaya tekrar bir tüp bebek tedavisi yapacaksak, buradaki tedavide o önceki yapılmış olan bütün tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, ilaçların dozları, bunların hepsi bizim tekrar tedavide bize yön çizecek yardımcı faktörler. Onun için biz daha önce yapılmış olan, ellerine ne kadar tahlil, tetkik, zamanı geçse bile muhakkak onları istiyoruz. Sonraki aşama nasıl ilerliyor? Sonraki aşamada burada tabii en önemli şey çifti çok iyi değerlendirmek. Yani burada hastanın yaşı, kadının yaşının haricinde kilosu, işte bazı biyokimyasal değerleri, mesela süt hormonu dediğimiz prolaktin hormonunun yüksek olması bile çocuk olmasını engeldir. Biz onu bir tek o hormonu düşürdüğümüzde bile kendiliğinden gebe kalan veya tiroidle ilgili problemi varsa, bunu tedavisinden sonra da hiçbir tedavi yapmadan kendinden gebe kalan birçok hasta örneğimiz mevcut. Şimdi bayanlarda muhakkak bayandan ve erkekten çok iyi bir anamnez alınması, işte daha önce geçirilmiş bir kadın için söylersek bir yumurtalık cerrahisi var mı, geçirdiği enfeksiyonlar, adet düzeni, hastanın yaşı, kilosu, kilo çok önemli, en önemli faktörlerimizden bir tanesi. Yaşam şekli, çalışma şartları, çok stresli çalışması, beslenme şekli, bunların hepsi infertiliteye maalesef neden olabilecek faktörler. Sigara içimi. Eğer hastamız kiloluysa öncelikle biraz zayıflamasını önerebiliriz. Bunun haricinde beslenmesi tabii ki çok önemli. Bayandan yapacağımız şeyler işte adetine ile birlikte yapacağımız bazı hormon tetkikleri. Bunun haricinde ultrasonografi ile rahimi ve yumurtalıkların çok iyi değerlendirilmesi. Burada yumurtalık kapasitesi, kaç tane yumurtamız var, bunun haricinde rahim şekil bozukluğu var mı yok mu, rahim şeklini bozan bir miyom var mı, rahim içerisinde gebe kalmayı engelleyecek bir polip var mı yok mu, bunların hepsini ultrasonografi ile çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde kanalları çok iyi değerlendirebilmek için hastamıza adet sonrası, işte halk arasında rahim filmi dediğimiz HSG filmini istiyoruz. Burada da çünkü ultrasonografi ile rahim içerisini değerlendirsek de kanal içerisini çok net bazen değerlendiremeyebiliyoruz. Muhakkak bunu da istiyoruz. Erkek hastamızdan spermiyogram testi istiyoruz ama erkeğin de söylediğim gibi bir alkol, bir sigara içimi, daha önce geçirdiği bir enfeksiyon, işte varikosel, ondan sonra çocukluğunda geçirdiği bir fıtık ameliyatı, inmemiş testis ameliyatı, bunların hepsi sperm parametrelerini etkilemekte. Yani bunlar eğer varsa öncelikle tedavi olmasını sağlıyorsunuz çiftin. Tabii ki. Çiftin. Evet, öncelikle bunları düzeltmemiz gerekiyor ki. Düzeltemediğiniz noktaya geldiğimizde ne söylüyorsunuz hastalara? O zaman sizin hani kendiliğinden gebe kalma şansınızın olmadığını ve tüp bebekten başka çaremiz olmadığını söylüyoruz. Peki tüp bebek işlemine tamam dedi çiftler. Bu aşamada ne yapmaları gerekiyor? Hastaneye yatmaları mı gerekiyor? Yapay bir ortamda mı birleştiriyorsunuz yumurtayla spermi? Nasıl yapıyorsunuz tüp bebek yöntemini? Şimdi şöyle, tüp bebek işlemi dediğimiz şey, kadın ve erkek üreme hücreleri dediğimiz yumurta ve spermin
laboratuvar ortamında birleştirilerek daha sonra kadın rahimine transfer edilmesi. Şimdi burada tüp bebek işlemine başladığımız bir kere önce şunu söyleyeyim. Tüp bebek işlemi ağrılı bir işlem değil. Hı hı. Hastalarımızın en çok korkutan, endişelendiren şeylerden biri maalesef ağrı. Ama bu ağrılı bir işlem değil. Öncelikle işte problemi çözdükten sonra o probleme yönelik, yani kişiye özel tedavi, yoksa böyle standart tüp bebek protokol budur, bu böyle yapılır, öyle bir şey yok. Her hasta özeldir ve her hastaya uygulanan yöntem farklıdır. Hastanın yaşı, kilosu, her şey, yumurtalık kapasitesi, bu sizin hastaya vereceğiniz ilacın miktarını, süresini, hepsini etkilemekte. Yani önce bir ilaç mı veriyorsunuz tüp bebek hazırlığından önce? Tabii, yumurtalıkları uyarmamız gerekiyor. Hmm. Yani yumurtalıkları normalde daha fazla yumurta elde etmek için, yumurtaları uyarmak için hastamıza ilaçlar veriyoruz. Kadına sadece. Kadına sadece. Bu yumurtalıklarımız istediğimiz ultrasonografiyle takip ediliyor. Sadece ultrason. İstediğimiz çaplara geldikten sonra, istediğimiz olgunluğa ulaştıktan sonra yumurta olgunlaştırma ya da çatlatma iğnesi dediğimiz iğneler yapılıp, iğne yapılıp daha sonrasında bundan işte 34, 36, 38 saat sonrasında çok kısa süreli bir genel anesteziyle hastadan yumurtalarını topluyoruz. Nasıl bir işlem bu? Yani yumurta toplama işlemi nasıl? Hayal edemedim. Peki. Küçük bir ameliyathane ortamında hastamızı kısa süreli uyutarak normal ultrasonografi gibi yumurtaların içerisindeki yumurtaları o ultrasonografinin kenarından bir iğne çıkmakta. Opu iğnesi, opu işlemi diyoruz buna. O iğneyle tek tek ultrasonografi altında o yumurtaların içlerini boşaltıyoruz. Bir, yani iğne sokarak kadının vajinasına mı sokuyorsunuz iğneyi? İğne değil. Ultrason düşünün. O iğneyi görmüyorsunuz zaten. O ultrasonografinin yanından minik bir iğne çıkıyor. O iğneyle o yumurtaların içerisine girip onları boşaltıyoruz. Bunlar hemen embriyologlara gönderiliyor. Onlar mikroskop altında o yumurtalığın içinden yumurta çıkıp çıkmadığınızı bize söyledikten sonra iletiyorlar ve daha sonrasında diğer yumurtaları tek tek topluyoruz. Eğer hastamızdan biz yumurtaları elde ettiysek daha sonrasında eşten de sperm alınıyor. Belli bir laboratuvar aşamasında bazı işlemlerden geçtikten sonra mikro enjeksiyon dediğimiz tek tek o spermler, iyi spermler yalnız burada. Siz de seçiyorsunuz o tabii spermleri. Şimdi burada da IMSI yöntemi dediğimiz yöntem uyguluyoruz. Başarı şansımızı arttırmak için normal mikroskopla değil, hani 200-300 kat büyüterek değil, 6000-8000 kat büyüterek spermleri başı, boynu, kuyruğunda hiçbir problem olmayan en iyi spermler seçilerek en iyi yumurtaların içerisine enjekte ediliyor. Daha sonra anne rahimini taklit eder şeklinde laboratuvar ortamında o embriyoların gelişimini takip edip İyi gelişen embriyoları daha sonra anne rahimine transfer ediyoruz. O transfer işlemini de anlatır mısınız bize? Transfer işleminde hastamız herhangi bir anestezi almıyor. Hı hı. Normal ultrasonografi altında rahim içerisine çok ince bir kateterle o oluşan iyi kalitedeki embriyoyu transfer ediyoruz. Bu mesela yine embriyonun kaliteli olup olmaması neye göre değişiyor laboratuvarda? Yoksa hiç kaliteli embriyo çıkmadığı da olabiliyor mu örneğin? Olabiliyor tabii ki. Olabiliyor. Neye yani, göre değişiyor? Burada tabii ki gene burada maalesef bayan yaşı kalite için çok önemli. Hmm. Spermin yapısı çok önemli embriyoyu oluşturma açısından. Sonuçta hani biyoloji derslerini hatırlarsanız hani kaliteli bir embriyo dediğimiz şey nedir? Aldık bir gün sonra o embriyoda işte iki hücre görmemiz gerekiyor. İkinci gün dört hücre. Biz her gün bu embriyoların gelişimine ve o içerisindeki yumurta gelişimine göre bu kaliteli embriyo ya da değil. Eğer hastamızdan yeterince yumurta elde edebildiysek mümkünse en iyi kalite dediğimiz beşinci gün embriyosuna kadar götürüp en iyi embriyoları seçiyoruz. Ama bazen elimizde iki embriyo var. Ya da hiç yok. Hiç yoksa zaten İşlem tekrar bir sonraki adet döneminde tekrar aynı işleme başlayabiliyoruz. Yani bunun süresi kısıtlaması yok değil mi? İstediği Hayır. kadar yapabiliyor tabii hastalarımız. Tabii ki. Hastamızdan yumurta elde edebildiğimiz müddetçe, imkanlar el verdiği müddetçe hastamıza istediği kadar başarı elde edinceye kadar tüp bebeğe devam ediyoruz. Peki ara vermek gerekiyor mu? Yoksa bir sonraki ay tekrar yapmak mesela mantıklı mı? Şimdi normalde eskiden 3 ay, 4 ay aralar verilirdi ama artık genelde 1 ay ara vermemiz yeterli oluyor.
Ama hastanın yaşı çok ileriyse, eğer zaman kaybetme gibi bir lüksümüz yoksa, hiç ara vermeden de yaptığımız hastalarımız oluyor. Ama genelde bir ay ara vermek de vererek uyguluyoruz. Peki diyelim embriyoların sağlıklı olma sayısı, sağlıklı embriyoların sayısı birden fazla. Bu durumda bir tanesini enjekte ediyorsunuz kadına, geri kalanlarını dondurmak, saklamak mümkün mü? Tabii ki. Şimdi bizim Türkiye'de yasalar gereği biz 35 yaş altındaki hastalarımıza bir embriyo transfer ediyoruz. Eğer hastanın iki kere başarısız denemesi varsa 35 yaş altına, o zaman iki embriyo transfer edebiliyoruz. Bu ne demek? Bebeklerin eğer olursa gebelik, ikiz doğması mı demek? Ama her iki tane verdiğimiz ikiz olacak diye bir kural yok. Hmm. Sadece başarı şansını arttırmak için. Hmm. Eğer hastamızın yaşı 35 yaş üstündeyse, zaten bu hastamıza elimizde de varsa iki embriyo transfer ediyoruz. Anladım. İkiden fazla embriyo transfer Hayır. etmek söz konusu olmuyor. Hayır. Pekala. Diyelim embriyolar donduruldu. Sonradan yani ilk embriyoda başarısız sonuçlandı. Dondurulmuş embriyolarla devam etmek mümkün mü? Tabii ki. Şimdi eskiden dondurma işlemlerinin çok zor olduğu dönemlerde bunu çok kullanamıyorduk. Ama bizim başarımızı arttıran en önemli etkenlerden laboratuvardaki şartların, teknolojinin ilerlemesi ve bizim bunları bu uygulamalara alabilmemiz. Artık hızlı dondurma dediğimiz tekniklerle, yani vitrifikasyonla hem embriyoyu hem yumurtayı hem spermi dondurma ve çözüldüğünde de başarı oranı çok yüksek olarak kullanabilme imkanımız var. Şimdi diyelim ki hastamıza tüp bebek işlemi yaptık. Hı hı. Bu işlemden sonra hastanın o ay rahim içerisi o embriyoyu tutup hamile kalmasına engel olacak bir durum var. Hı. Atıyorum rahim içi yeterince kalınlaşmamış olabilir. Orada olumsuz etkileyebilecek hormonal değer yüksek olmuş olabilir. O zaman biz bu hastaya o embriyoyu transfer etmiyoruz ve donduruyoruz. Hmm. Veya polikistik over dediğimiz, mesela hastadan eğer çok fazla embriyo elde etmişsek, çoğul gebelik olmasına engel olmak için ya da o yumurtalıkların tekrar uyarılmasına engel olmak için, mesela o ay transfer yapmayıp onları da dondurabiliyoruz. Veya hastanın kendinde veya eşinde veya ailede bilinen bir genetik hastalık varsa, o zaman biz bu embriyoları genetik incelemeye gönderiyoruz. Öyle olunca da tabii ki o ay transfer edemiyoruz. Genetik inceleme sonrası sağlıklı gelen embriyoları dondurup tekrar biz hastayı rahim içerisine uygun tedavilerden sonra transferine uyguluyoruz. Veya hastadan biz bunları yaptık ama hasta diyor ki tamam, ben 38 yaşındayım, yumurtalık kapasitem de az, fakat ben şu anda şöyle bir işteyim, böyle bir kariyerim var ve benim atıyorum bir yıllık ya da iki yıllık süreçte çocuk planlama gibi bir programım yok. O zaman bu hastaların da embriyolarını donduruyoruz. Tekrar ne zaman çocuk sahibi olmak istiyorlarsa o zaman kullanıyoruz. Veya hastadan aldık, transferi yaptık. Sonuçta bir taneden fazla embriyo elde ettiğimizde o kaliteli embriyoları biz tekrar donduruyoruz. Bunu ne için kullanırız? Diyelim ki başarısız bir gebelik elde ettik. Hastaya tekrar bu tüp bebek işlemleri yapılmadan dondurulmuş embriyoyu tekrar transfer edebiliriz. Veya başarılı oldu ama yeniden bu hastanın evet ikinci veya bizim bu şekilde olan aynı topladığımız yumurtayla, embriyoyla üçüncü kardeşi elde ettiğimiz hastalarımız mevcut. Ne kadar güzel öyküler. Evet. Peki yumurta ve sperm dondurmanın mantığı nedir burada? Yani ne amaçla dondurmalıyız? Şimdi eğer hastamız, şimdi Türkiye'de sonuçta evli olmayan bir çifte biz embriyo dondurma gibi bir işlem yapamıyoruz. Hı hı. Hastamız bekar ise ve hani yaşı ilerliyor ve yumurtalık rezervi azalıyorsa, eskiden yasal değil ama artık 2 yıldır biz Türkiye'de yumurta dondurma işlemi yapabiliyoruz. Hı. Bu şekilde hasta atıyorum ilerleyen dönemde evlendiği zaman bu hastaya o zaman tekrar yumurta elde ettik, edemedik, yumurtalıklarından yumurta elde edemedik. O dondurmuş olduğumuz, daha önce dondurmuş olduğumuz yumurtaları kullanarak eşinden sperm alıp embriyoyu rahim içerisine transfer edebiliyoruz. Veya hastanın maalesef bir sağlık problemi var. Mesela bir kanser problemi var. Kemoterapi görmesi gerekiyor, radyoterapi görmesi gerekiyor ya da bir operasyon görmesi, yani rahimin ya da yumurtalığını etkileyecek bir problem yaşıyor ise, o zaman bu işlemlerden önce bu hastanın yumurtalıklarını
bazen yumurtaları geliştirdiğimiz yumurtasını bazen de yumurtalık dokusunu alıp dondurabiliyoruz. Spermle ilgili de gene aynı şekilde erkeklerde de maalesef hani bu kanser ya da bu tür tedavi görecek hastalara, çünkü radyoterapiden veya kemoterapiden nasıl yumurtalık etkileniyorsa sperm de sperm hücreleri yani. De etkilenmekte. O zaman bu tedavilere başlamadan önce biz bu hastalarımızdan bir kısmından sperm, bir kısmından yumurtalık öncesinden alarak donduruyoruz. Tedavileri bittikten sonra biz bu hastalara bunları tekrar transfer ederek gebe kalmalarını sağlıyoruz. Peki embriyoya kaliteli demek için ne gibi kriterler lazım? Burada bir kere yumurtayı topladıktan sonra işte yumurtanın üstündeki piyen dediğimiz hücrelerin olması ve yumurta ile spermi birleştirdikten sonra biraz önce de anlattığım gibi işte birinci gün 2 hücre, ikinci gün 4 hücre, o hücresel gelişimin çok düzgün olması. Bu bize o embriyonun kaliteli olduğunu gösterir. Ama bazen kalite dediğimiz embriyoda bile hani transfer ediyoruz, bir transfer ettik, gebelik oluşmadı, dondurmuş embriyosunu kullandık, ikinci gene gebelik elde edemedik. O zaman biz bu çifti tekrar karşımıza alıp bizim hani gebelik beklediğimiz halde elde edemediysek burada bir problem olabilir. Ve o zaman biz sizin bu embriyolarınıza genetik inceleme uygulamalarını öneriyoruz. Ve bu şekilde hani bizim mikroskop altısında çok iyi gördüğümüz embriyoları bile genetik incelemeye gönderdiğimizde hiçbir şekilde sağlıklı olmayan embriyolar elde ettik. Yani mesela benim bir hastam 16 yıllık evli. 2-3 kere kendiliğinden gebe kalmasına rağmen bütün gebelikleri düşükle sonuçlanmış. Daha sonrasında bize geldiğinde artık 2-3 yıldır korunma olmamasına rağmen hani biz çocuk sahibi olamıyoruz dediler. Biz bu hastaya öncelikle bir genetik incelemeyi önerdik ama önce bir deneyelim istediler. Ve ilk denemede gebelik elde etmiş olmamıza rağmen yine düşükle sonuçlandı. Sonrasında kalan embriyoları genetiğe gönderdik ve gönderdiğimiz 8 embriyodan sadece bir tanesi sağlıklı geldi. Ve aslında Ne kadar güzel. Evet. Çok güzel bir hikayeymiş. Çok, evet. Şimdi şunu da merak ediyorum. Diyelim, hamile kalmak yöntemiyle hamile kalan kadınlara göre daha mı risklidir süreci? Burada önemli olan şey hani o riski belirleyen bir en önemli şey tabii normal yola gebe kalan hastamız için. Hani gebelik süre anne çünkü yaşta hastalıkları görme oranımız normal genç hasta popülasyonuna göre daha yüksek. Ama bunun haricinde infertilite neden önemli? Hani hastanın geçirdiği bir rahim ameliyatı var mı? Rahimle ilgili bir şekil bozukluğu var mı? Acaba infertiliteye neden olan sebep bunlar mıydı? Bunların hepsi belki de şeyi etkileyebilir. Gebelik sürecini etkileyebilecek şeyler. Bir tane izleyicimiz mesaj atmış, soruyor, der ki tüp bebek tedavisinde dondurulmuş embriyo ve taze embriyo kullanımı fark eder mi diyor. Artık fark etmiyor. Yani bu yeni gelişen teknolojilerle artık hatta dondurmuş embriyo ve taze embriyo transferindeki başarı oranları da bir fark yok. Hatta dondurmuş embriyolar bazen daha başarılı olmakta. Benim aklıma şu soru da geldi. Transfer esnasında örneğin bir ağrı acı hisseder mi kadın? Hayır. Hastanede ne kadar süre yatar? Bu nasıl bir süreçtir? İki işlemde de hastanede yatma ya da o geceyi hastanede geçirme gibi bir durum yok. Yumurta toplarken de hani anestezi alacağı için 1-2 saat hasta dinlendikten sonra gönderiyoruz. Transfer işleminden sonra 1-2 saat hastayı dinlendirdikten sonra evine gönderebiliyoruz. Ve transfer sonrasında normal rutin hayatına devam ediyor. Ama tabii ki hasta çok yoğun bir işte çalışıyorsa, çalışma şartları çok stresliyse bazen bu hastalarımıza birkaç gün istirahat raporu verebiliyoruz. Afyon'dan Ayşe Hatun diye bir izleyicimiz yazmış. Tedavide kullanılan ilaçlar meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırır mı diye sorar. Hayır, arttırmıyor. Çünkü bu verdiğimiz ilaçların miktarını zaten bir tüp bebek tedavisine başladığımızda hastanın anamnezinde bütün bu hikayeler çok irdelenerek zaten alınıyor. Eğer böyle bir hikaye varsa tabii ki daha dikkatli oluyoruz. Yani ama eskisi gibi kullandığımız ilaç dozları çok çok düşük. Hani çok yüksek dozlarda ilaç kullanmıyoruz artık. Şimdi bir başka soruda tüp bebek tedavisi erken menopoza neden olur mu diye.
Olmaz. Bu da çok sorulan ve maalesef yanlış bilinen bir şey. Çünkü biz sonuçta kadının yumurtalığını uyardığımızda, elde ettiğimiz, normalde bir bayana hiçbir şekilde uyarmadığımızda bir tane yumurta elde edilir. Ve En kötü ihtimalle. Değil mi? Evet, Bir yok, biz hiç kaliteli. ilaç vermeden, Hiç ilaç spontan vermeden. hiçbir kadın hiçbir ilaç kullanmıyor. Geldi, yani yumurtlama zamanı Dönemi. dediğimizde birisi olur. Orası bir birliktelik. Ve kalıyorsa o şekilde devam eder. Şimdi biz tüp bebek tedavisine bu verdiğimiz ilaçlarla bir sonraki ayın yumurtasını büyütmüyoruz. Zaten o ay büyüyüp sonra kenarından kaybolacak olan yumurtaları da büyütüyoruz. Yani daha fazla bir yumurtalık rezerv kullanmıyoruz. Onun için bu tür tedaviler erken menopoza neden olmaz. Bu da yanlış bilinen Bu da bir yanlış bilinen gerçekler. gerçek. Şimdi tüp bebek uygulamalarıyla elde edilen doğan bebeklerle normal yollarla doğan bebekler arasında farklar var mı? Bunu da merak ediyorum. Yani klinik çalışmalarda çok belirgin bir fark yok. Hani bu bebekler daha az kilolu, işte hepsi sezaryen oluyor, daha akıllı bebekler, işte yok bunlarda anomali riski daha yüksek. Öyle bir şey yok. Şimdi şu tüp bebek tedavisi gören, hamile kalmamış ya da kalmakta olan hastalar nasıl beslenmeli? Bu da önemli bir şey, değil mi? Şimdi tüp bebek tedavisi gören aslında bu sadece tüp bebek ya da gebelik için değil. Aslında hepimizin yaşam şekli olması gereken bir şey. Yani tabii ki beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani katkı maddeli şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Tabii biz bunu gebe hastalarımızda ya da tüp bebeğe başlayacak hastalarımıza daha çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü bunlar hepsi yumurta gelişimi ya da sperm gelişimine olumsuz etkilemekte. Zaten günümüzde çocuk sahibi olamama nedeninin bu kadar artma nedenlerinden en büyük nedenlerden biri çevresel faktörler, beslenmemiz, stresimiz, bunlar hepsi tüp bebeğe gitme nedenimizi arttırmakta. Yaygınlaştı mı son zamanlarda tüp Evet, bebek evet. talepleri, değil mi, öyle Talepler de söyleyeyim? arttı. Yani bu tabii sizlerin yayınla insanları bilinçlendirmenizin artması, insanların artık beklememesi. Gerçekten bu bilinçlenme insanları boşu boşuna zaman kaybına gitmeden bize başvurmalarına neden olmakta. Peki, yurt dışından gelen hastalarınız oluyor mu? Yani mesela tüp bebek turizmde, sağlık sektöründe, sağlık turizminde ne yer nerede? Onu çok merak ettim. Yurt dışı hastamız oldukça fazla. Çünkü buradaki en büyük nedenlerden biri gerçekten bizde başarı oranlarımızın iyi olması. Onun haricinde gelen bir kısım hastalarımızın ülkelerinde bu işlerin maliyetinin çok yüksek olması veya başarı oranlarının çok düşük olması. Bu neden böyle? Yani neden başarı oranları düşük? Ama bu sonuçta bir ekip işi. Yani siz hastayı ne kadar iyi değerlendirirseniz değerlendirin, ne kadar iyi bir tedavi uygularsanız uygulayın, eğer laboratuvar şartlarınız çok uygun değilse tabii ki başarı oranınız düşecektir. Burada hastayı değerlendirmek çok önemli. Yani orada tüp bebekte teknolojiyi kullanmak çok önemli. Şimdi ya akla gelen sorular bunlardı. Sizin bahsetmek istediğiniz, özellikle eksik kalan bir konu var mı? Söylemek istediğiniz. Şimdi ben hastalarımıza ya da çiftlerimize artık maalesef hani düşük yumurtalık kapasitesini sadece ileri yaşlarda görmüyoruz. Çok genç yaş hastalarımızda da görmekteyiz. Bize çiftler evlendikleri zaman hani eğer biz hemen bir çocuk sahibi olmak istemiyoruz ve bir süre korunmamız gerekiyor ya da işte dediğim gibi hani iş imkanı, iş şartları ya da kariyer nedenli ötelemeler eğer olacaksa hastaların bir çiftin yaşı ne olursa olsun muhakkak yumurtalıklarını ve rahimini, erkeğin spermini bir değerlendirmekte fayda var. Ki yarın bir gün hani ne onlar ne biz üzülmeyelim. Yani ben bu yaştayım, böyle bir şey olmazı artık şu günümüz şartlarında tamamen kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Eğer bir çift evlendiyse ve hemen bir çocuk sahibi olmak istemiyorsa öncelikle lütfen bir kendilerini değerlendirmelerini istiyoruz ki dediğim gibi ilerleyen dönemde bunu yaşamayalım. Çünkü artık 38-40 yaşında gelen hasta zaten yumurtalık kapasitesinin azaldığını veya da o yumurtalık
elde ettiğimiz yumurtanın kalitesinin bir 25 yaşındaki hastaya göre düşük olduğunu zaten bize bilerek geliyor. Ama bizi artık en çok yoran şeylerden 25-30 yaşında bir hastanın iki tane yumurtasının olması ya da çok düşük yumurta kapasitesiyle gelmesi. Peki yumurta kapasitesini arttırmak ya da yumurta rezervini arttırmak için ne gibi ipuçları vereceksiniz biz kadınlara? Bu doğuştan olan bir şey. Yani onları çok arttırabileceğimiz bir şey yok aslında. Hani kaliteler artabilir fakat burada en önemli şey hani dengeli beslenmek çok önemli. Kilonuz çok önemli. Sağlığınız çok önemli. Stres belki. Stres. Değil mi? En önemli faktörlerden biri sigara. Çünkü sigara hem sperm sayısını ve hareketlerini hem de yumurtalık sayısını ve yumurta kalitesini olumsuz etkileyen bildiğimiz en önemli etkenlerden birisi. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz efendim. Bu bölümü kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Tülay Çağlar'la tamamladık. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız efendim. Tekrarımız ise saat 23'te. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.